Merhaba arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed Black Flag oynayacağız. Hemen bir size ana ekranı tanıtayım. Buradan baş ekranı var arkadaşlar. Ben de daha oyunu yeni oynuyorum. Benim seviyeme bakmayın. Bir training'e girin öncelikle. Size bir nasıl olduğunu bir öğretsin. Yine de ben bir maç yapayım. Beni bir izleyin. Ona göre kafanızda bir şeyler yanabilir. En azından bir iki seviyeyken çok fazla öldürülürsünüz. Bu da sizin hevesinizi kırmasın. En azından biraz mantık bulun. Bakalım. Ben başkan olduğum için bana seçtiriyorlar. Ben klasik olarak bunu seçiyorum arkadaşlar. En önde yer alacağım kendi takımımı. Bakalım. Kaç kişi var? 7-2. 2'ye 2. Diğerleri bir seviye. Bakalım içlerinde yeteneklisi var mıymış? Az kişi olmak çok dezavantaj. İnşallah 4'e 2 devam etmez. Yani tezi falan. Saklanın diyor. Benim saklanmak için seçtiğim set burada arkadaşlar. Birinci set. Gidelim hemen güzel bir taktik göstereyim sizlere. Mesela şunların arasına girdim arkadaşlar. Benim bir yeteneğim var. Aramızdan birini şuna dönüştürüyor. Kendi karakterime yani. Sonra bunların içine saklandım. Onlar keşfederken kendilerine radar çıkacak arkadaşlar. Alttaki radar burayı gösterecek. Ama burada başka biri olmadığı için gelip onu bıçaklayacaklar. Anladınız mı arkadaşlar? Şu arkadaşı bıçaklayacakları için beni es geçecekler. Ama orada onlara diyecek tabi sivili siz bıçakladınız diye. Şimdi izleyelim. Şunlara da gidip saldırabilirler. Şurada da iki tane var. Hatta orası daha güzelmiş ya. İnşallah boşuna bir şey gelmez. Şuraya saklanayım ben. İnşallah kimse görmemiştir. Ya şu an çok fazla acemi geldiği için diğer arkadaşlar. Hepsi bir seviye. Hani 2-3'ün inanın bir farkı yok. Biri 2 kere oynamış, biri 3 kere oynamış. Diğerleri de ilk kez oynuyor. En başlarda her oynadığınızda seviye alacaksınız zaten. Şu anda onlar da mı saklanıyor anlamadım ben. Size göstermek istediğim şeyler vardı ama kullanamıyorum. Çok kötü oldu. O da girse geçti buraya. Neyse o orada kalsın arkadaşlar. Şunu kilitledik arkadaşlar. Hani Assassin faaliyeti olduğunu gördük. Artık o şüpheli arkadaşlar ama bir süre görüş açınızdan kaybolursa aynı şu şekilde kayboluyor. Mesela geldiğini anlıyoruz arkadaşlar sesten. Bu. Kaçırmama rağmen şunu stun yaptık arkadaşlar. Çok acemi olduğu belli. Gerçekten üzüldüm. Hani normalde bizi öldürebilirdi de acemi şansı var. Ben orada yem attım ona, kaçırdım birini. Görmedi. Şurada gezsek bile bizi yakalayabileceklerini sanmıyorum. Assassin faaliyetleri burada arkadaşlar çok fazla yüksek değil. O yüzden hani karşıdan karşıya atlayayım derken emin olun düşersiniz. Hani öyle gözünüzün kestiği yere atlamayın. Eziyor gibi atlamıyor bu. Muhtemelen gördüler de tırmanması gerekiyor. Tırmanana kadar biz görürüz. Bakalım. Şuna bir R attık arkadaşlar. Onun kafası iyice bulanmıştır. Orada. Şu kapılardan geçerseniz arkadaşlar onun
görüş açısından çıkmış olursunuz. Yani sizi bayağı bir arar. Şuraya da çıkalım. Normalde size bu çatılarda dolaşmayı tavsiye etmiyorum. Profesyonel biri olsa anında yakalar. Hani profesyonel gibiyim de böyle benim seviyem diye biri anında çatıda yakalayabilirsiniz. Mesela şunların arasına girelim. Görüştük. Hani enayi bildiğim belli arkadaşlar. Şuna bir tane o da basın. Yani hiç ölmek hiç olmadı. Neyse arkadaşlar. Geri doğacağız. Zaten onun puanının yarısını aldık. Bize puan geldi resmen. Şöyle samanlıklı bir yer bulmam lazım. Neydi? Mor. Dikkat etmem lazım. Saniye kaldı şöyle tırmanalım bir şeyler yapalım. Saklanarak çok puan kastık arkadaşlar. O öldürülmemiz de hiç olmadı. Bakalım öldürme seviyesinde size göstereceğim. Bunlar bayağı enayi. Keklik gibi avlarız bunları herhalde. İkinci seti alıyorum arkadaşlar. Bunda para atma ve göz kamaştırıcı bir şey var. Bunların gözü kamaşmıyor asasinlerin arkadaşlar avlayacağımız. Para da toplamıyorlar. Bunları kullanmamız lazım. R'de de bıçak var. Gidelim bakalım. Altta mavi yer var görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi oka doğru gidiyorum. Tam karşımızda. Bir de mal gibi geldi önümüzde kılık değiştirdi. O en baş seviye kılık değiştirme arkadaşlar. Çok kısa süreli, çok kullanışsız bir şey. Şöyle arkadaşımıza yardım edelim. Mesela bayıltılan kişiye vurabiliyoruz yerde. Bunların hepsi puan arkadaşlar. Hatta o kilitlemeler, şüpheli gördüğünüz kişileri kilitleyin. Asist alabiliyorsunuz arkadaşlar eğer öldürülürse. Hani uzaktasınız diyelim. Şüphelendiniz, hareket ediyor. Kilitleyin, puan alın. Mesela atıyoruz. Attığımız gibi arkadaşlar kaçmaya başladı. Normalde kaçmıyor. Hani hareket yapmasa olduğu yerde durması gerekir. Diğerleri hani gözünü ovuştururken ya da para attığımızda tam tersi. Parayı toplaması gerekir. Hani enayi mi sanıyorsunuz yani? Çok temiz öldürmeler. Şunu da kaldırsaydık neyse kaldırmayız. Eğer zamanım olsa biraz daha yavaş giderim. Hani gizlenerek giderim. Kesin bir öldürme kazanırım arkadaşlar. Az buçuk sizde de şey oluşmuştur hani nasıl oldu? Niye buraya çıktı bu? Bunu alın buradan. Koşarsanız ardınızdan kapılar kapanıyor böyle arkadaşlar. Nerede bu? Daha demin. Biraz değil yani bayağı şey oldu bu. Evet başka 7-8 250 puan daha verecek herhalde yeteneği anladım şu an. Aldığım bir 250 puan yeteneği vardı. 8 tane öldürürsem 250 puan geliyor herhalde. Burada. Aaa tam arkamdaymış. Halbuki tam önümdeki mor eşarplıyı gösteriyordu. Gördün mü?
Kılıç değiştirmiş, kaçıyor. Bayağı kaçırdık. En azından asist geldi. Böyle zaman harcamamamız gerek. Ya önüme doğdu ya da birdenbire koşarak mı önüme çıktı anlamıyorum. Çok kendi belli etti. Tam buralarda aradığımız kişi. Evet. Yukarıda diyor arkadaşlar. Yukarıda nerede bakalım hemen. Dedik. Onu da yakaladık. Şuna da vuralım. Nerede? Gidelim şu taraftaymış. Sivilmiş arkadaşlar. Bir hata yaptık. İzlenmiş olmalı. Zamanımız da kalmadı. Çok iyi bir oyun çıkardık. Daha iyisini de gördüm. Daha iyisini yapanlar da var ama 30 seviye olmuşuz bu arada. Birinci olduk. 11'e 1'le bayağı fark atmışız. Umarım sizde bir fikir oluşturmuşumdur arkadaşlar. Manhunt'la kendinizi biraz geliştirin assassin olarak. Daha sonra diğerlerini oynarsınız. Zaten denk geldikçe oynayın. Ben de bu yeni yetenekleri denerim. Hepinize iyi oyunlar.